Evet efendim. Bir bitki bilim uzmanıyla beraberiz. Sorularınız varsa 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan bize ulaşabilirsiniz. E-mailimiz doktoraytu@tv360.com.tr. Hülya Leyla Çabuk bizimle beraber, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hülya mı Leyla mı? Şimdi resmiyette Hülya ama söylemde Leyla. O zaman biz çift samimiyette isim. Leyla konuşalım. Leyla konuşalım. Tamam peki yani. Leyla Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bir şey soracağım. Yaşınızı söylememde mahsur var mı? 85'e doğru gidiyorum. Şimdi bir daha söyler misiniz? 85'e doğru gidiyorum. Ben daha evvel bir doktorla çıkıyordum. En evvel Leyla Hanım bak dedi. Ondan sonra daha hiçbir şey konuşmadı. Evet 85'e doğru gidiyor. Yani şimdi efendim biz... Konuğumuzun yaşına binaen bunları getirdik ama hiç gerek de yokmuş. Kendi o kadar böyle sağlıklı güzel geldi ki. Bir de elinizi şöyle uzatır mısınız? Şöyle. Şu kamera bir alsın ne olur ellerini. Şöyle alsın. Evet şöyle alsın bir ellerini yakından görelim. Şimdi neden Leyla Hanım'ı buraya getirdiğimizi herhalde anlamışsınızdır. Gerçekten şimdi kendinin ben biyografisini otobiyografisini okudum. Orada diyor ki. Benim yaptıklarım bir bakıma koca karı ilacı diyor ama sonra da altına yazıyor. Bütün üniversiteden hepsinin yapılan ürünlerin tetkikleri, onayları alınmış. Hepsinin kullanımları bilimsel olarak onaylanmış. Şimdi bu çok derin bir bilgi aslında ve aslında bu bilgi dünyamızda var. Biz de bunu elden ele, dilden dile geliyor bize de. Size nasıl geldi bir kere her şeyden önce onu konuşalım. Bana bunu Sağlık Bakanlığı sordu. 300 küsür senesine kadar gidebildiler. Benim ailemden geliyor bu. Anne tarafından geliyor. Ninelerden geliyor. Bunun içinde büyüyorsun. Daha küçükken sana bitkiyi tanıtıyorlar, rüşvet veriyorlar. Şu bitkiyi toplar mısın diye. Tabii çocukla. Ondan sonra kendi bedeninde uyguluyorsun. Belli bir genç kız olurken. Mesela en evvela sivilcen oluyor. Tüylerin oluyor. Saçın dökülüyor. Bunların içerisinde büyüyorsun. 48'de buraya geldim, 56'dan beri çalışıyorum. 48'de buraya geldim derken nereden geldiniz? Karadeniz, Ordu'dan. Ordu'dan geldiniz, Ordu'dan İstanbul'a geldiniz. Bütün bitkilerin de anası oradan geliyor ama. Değil mi? O yeşilliğin içinden geliyor. O yeşilliğin geliyor. İçinden geliyor, evet. Bitkilerin anası. Efendim ben şunu söylüyorum her zaman için. Yani kendim 60 küsur yıldır bu işi yapıyorum. İnsanlar evvela tıpa gitsin. Niye tıpa gitsin? Tıpta tanı konuluyor. Tıpta ne olduğunu biliyor. 5 sene geçsin, 3 sene geçsin, çaresi olmayan bana gelsin. Gösteremiyorum. Yani yapılan işlere nasıl gelmiş, nasıl olduğunu gösteremiyorum şu anda. Ben göstermeyi size göstereceğim. Çok isterim. Bir dakika. Göstermeyi çok isterim. Ben size göstereceğim. Şimdi. Bu insan öyle geldi, evet. Şimdi bunların izinleri var değil mi? Hepsinin izini var. Peki. Yani hastaların kendilerinden de izin var değil mi? Olmasa tabii, zaten böyle tabii. Bir şey yapamam. Ben hiç, şimdi efendim, şöyle bir görüntü var. Bu görüntüye bakalım. Bu görüntüde... Bir genç kızımızın başı nedir bu? Ne olmuş bu genç kız? Liken. 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 Dünyada çaresi olmayan. Liken hastalığı. Liken hastalığı çok enteresan. Cildin sadece saçlı deride değil birçok deride de olabilir. Deri kaybı. Evet derinin deri kaybı. Özelliğini kaybetmesi kaybediyor. Diyelim değil mi? Artık hani sanki şöyle düşünün bir kumaş var. Kumaş kumaşlığını kaybediyor artık. Yani parça parça dökülmeye başlıyor. Şimdi burada da saçlı derideki liken... Hiçbir şekilde artık o saçı üretmediği gibi yara haline geliyor. Bu arkasında bir resim var. Onu alayım. Şu, ha bu da arkadan görünüyor. Bu da arkadan görünüşü. Şimdi bu da arkadan görünüyor. Bunu da alayım. Şöyle ikisini de ekranda görelim. Evet. Bu da arkadan görünüşü. Bir de ön tarafını gösterirsen o zaman daha iyi. Evet. Şimdi burada çok ciddi bir kayıp var gördüğünüz. Kaç yaşında bu hanım? 27. 27 yaşında. 27. Nasıl bir tedavi gördü? Bu bana geldiği zaman bu Lugano'dan geldi. Bana geldiği zaman saçım gelir mi dedi babası getirdi. Saçın gelir dedim. Saçın gelmesi için dedim burada kalman lazım dedim. Kaldı ev tuttu kaldı. İtalyan mı bu? Nerede? İtalyan. İtalyan. Ne zaman ki saçı geldikten sonra babasından anlaşma yaptım. Çünkü ben dedi çok yeri gezdirdim saçı gelmez dediler dedim. Ben dedim kızının resmini kullanacağım dedim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ağaçlarını asladı bana. Tamam dedim o zaman. Mesele kalmadı. 3 yıl sonra bu hale geldi. Ömrünün sonuna kadar dökülürse ben Türkiye'yi terk edeceğim. Anlaşmanız öyle.
Peki. Yani iyileşirse Türkiye'nin ağaçlarını as kızımın resmini demiş babası. Leyla Hanım da diyor ki dökülürse de ben diyor Türkiye'yi terk edeceğim diyor. Şimdi o demin gördüğünüz saç derisi bu hale gelmiş ve son derece gür ve bir... Peki ne yaptınız? Anlatsanıza bize biraz. Yani meslek sırrı değilse ucundan biz de öğrenelim. Tabii ne demek yani meslek sırrı ama bunu herkese şifa olsun diye anlatırım. Mesela ben bitkiyle insanların saç derisine bitkiyi koyduğum zaman bitki vücutta ne varsa onu alıyor. Yani bitkinin yaptığı iş bu. O da elindeki de liken. O şey sivilce. Peki ben bunları yapacağım. Siz anlatmaya devam edin. Şimdi efendim bu nasıl lapa koyuyorsun başına diye soruyorlar bana. İyi güzel ben lapayı koyuyorum. Ama bu benim bilgi şeyim annemden geliyor. Anne tarafından geliyor. Ben bugün onu modern hale getirdim. Niye modern hale getirdim? İnsanlar bana şunu söyledi. Sen ölürsen bu toprağa gider diye. Çok isterdim tıp beni mercek altına alsın. Çok isterdim. Ama siz bugün bir yerde onu yapmışsınız. Yani kimyagerler, kimya mühendisi hepsi, size... Hepsi onlar... var. Onlar aşıldı. Evet. Onlar, en evvela köklerden başladım Eskişehir'den. Ondan sonra Sağlık Bakanlığı'nda bitti. Yani demek istediğim şu ki... insanlara ne kadar faydalı olursam onu götüreceğim. Önemli olan nedir biliyor musun? İnsanların umudunu sömürmüyorum. Bu çok önemli. Ne söylemişsem onu yaparım. Allah yapamayacağım bir şey de bana nasip etmesin. Çünkü... benim mesleğimin en güzel tarafı bu. Asla. Çünkü bana umudu yok olan insanlar geliyor. Bana ulaşıyor. Bana ulaşmasın. Ama bana ulaşan egzama, sedef, saç kıran, vitiligo, liken. Bunların hepsi tanısı konmuş olarak geliyor. Ben sedefe hiç almam. Çünkü niye almam? Benim işim değil, tıpın işim. Ama bu saydığım rahatsızlıklar... egzama, liken... egzama, sedef, saç kıran, vitiligo, liken. Vitiligo da var işin içinde. Bunlara bitkiyi koyduğun zaman bir müddet sonra kulak arkasından sıvı gelir. Ona ben karışamam. O beni aşar. Bitki yapar onu. Nasıl sivilceyi sıkarsın, içi çıkar. Arkadan zamp gibi su gelir. Aynen 5 hastalıkta su gelir. Niye diyorum ben Türkiye'yi terk ederim? O 21 sene oldu yapılan o saç. Hala sene. Yerinde duruyor. Yok. Bitkinin yaptığı geri dönmüyor. Bunu bilmesi insanın lazım. Yani orada acaba tabiatla bütünleşiyor muyuz? Yani bitki çünkü bizim özümüz de aynı. Yani biz de oradan geliyoruz, o da oradan geliyor. Galiba orada... O bitkinin içinde hep yediklerimiz var. Isırgan, kekik, sarımsak, ana bilgiler. Çok özür dilerim. Ben ekrana hemen görüntüyü verdim. Çok uzun tutmayacağım. Hoş bir görüntü değil. Müthiş bir sivilce var bu yüzden. Evet. Evet, müthiş bir sivilce var. Bir de öbür tarafını çevir. Peki, bir daha. Hayatının sonuna kadar sivilce olursa benim biraz evvel söylediğimi yapsınlar bana. Leyla Hanım diyor ki ben diyor bunlara bir şey olursa ülkeyi terk ederim. Pırıl pırıl bir cilt tabii, olmuş. Tabii. Gerçekten. Peki bunları demin lapa dediniz. Laf arasında onu yakaladım. Bir bitkiden bir lapa mı oluşturuyorsunuz üstüne tabii, koyduğunuz? Tabii, bitkinin karışımından lapa yapıyorsun. Bitkinin köklerinden de onun suyunu yapıyorsun. O erkeksi dökülme, en kolay gelecek olanı. O bana gelmese de olur. Bana gelmese de olur. Alsın, kullansın, size dönsün. Bak, teşekkür ederim. İltifat oldu bu size dönsün derken. Şimdi bu görüntüyü de vereyim. Burada da müthiş bir saç dökülmesi görüyoruz. Genç bir erkek ama tepeden tam erkek tipi bir saç dökülmesi. Bunda bir hastalık yok. Yok yok. O dededen toruna geçen bu. Evet. Dededen şimdi görüntüyü geçen. Çeviriyorum. Bu da bu. Bitmiş hali. Bu da bana dönmüş hali işte. Bakın. Size evet. Dönsün diyorum zaten. Evet. Tepesi tamamen kapanmış. Çok da doğal bir saç tabii. Çünkü bitkisel bir tedavi. Yani özel bir şey yok. Ekim yok. Şu yok bu yok. Peki. Şimdi şeyi konuşuyorduk. Sarımsak. Bir daha söyler misiniz onları? Isırgan, sarımsak, kekik, bunlar ana bitki. Isırgan, sarımsak, kekik. Ama bunun için 27 tane çeşit var. Bunlar ana olanları veriyorum. Bunun içinde karabaş var, ayrık var. Yani hep yediğimiz bitkiler var. Şimdi efendim benim yaptığım ne biliyor musun? Ben saçın tarlasına hizmet ediyorum. Bunu hizmet etmiyorum ki. Bu zaten çıkmış gitmiş. O çıkmış gitmiş. Ama tarlada sorun var. O tarladaki sorunu aldıktan sonra... bir daha o sorunu yaşarsa zaten beni yaşatmazlar.
Beni yaşatmazlar. Peki Leyla'm, şimdi size soracağım başka bir şey var ama önce bir izleyicimiz İzmir'den arıyor bizi. Kamile Çalışkan, günaydın efendim. Alo. Bizim zamanımız az. Günaydın, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Ayşe Bey? Sağ olun, çok teşekkürler. Buyurun hemen sorunuzu alalım. Çok kısıtlı zamanla görüşüyoruz. İzliyorum. Leyla Hanım'a da bir sorum var. Benim 9 yaşında bir yeğenim vitiligo bir hastalığı teşhisi konuldu. Ama bir türlü çaresi bulamıyoruz. Bununla ilgili çare. Peki. Kamile Hanım, galiba ses biraz kesiliyor. Anladık. Vitiligo yeğeniniz 9 yaşında, çare bulunmuyor. Hemen soruyu iletiyorum. İzmir'e selamlar, sevgiler. Çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Sağ olun, buyurun. Şimdi efendim, o insanlar, uzaktan gelen insanlar bir kere geliyor bana. Ben ön görüşmeye ücret bile almıyorum. Neden? Bunu atalarım benim hep Allah için yapmış. Namazın haftası niçin? Orucun niçin? Sevap için. Bana gelen insanın onun için umudunu yok edemem. Çünkü o benim atamdan gelen bir şey. O insan bana bir kere gelsin. Bir kere geldikten sonra ben ona ne kadar süre kullanacağını söylüyorum. Ondan sonra alsın evinde yapsın. Kendi yapsın diyorsun. Tabii alsın evinde yapsın. Onun bana verecek olduğu 3 kuruş. Yolda harcayacağı 23 kuruş. Doğru söylüyorsun. Ona yok. Peki, yapamam bunu. Vitiligo içinde bu mümkün diyorsunuz. Şimdi ben bu tekrar sarımsağa dönüyorum. Bunları yüze el uygulamamı gerekiyor yoksa yemekle de bunların faydası var mı? Yemekle olabilir ama ben yüzeysel uyguluyorum. Çünkü böğürtlenin kökünü koyuyorsun, sularını kaynatıyorsun. Yani bu apayrı bir şey. Sularını kaynatıyorsun. O ismini saydıklarımın toz olarak harmanlıyorsun. Harmanladığın zaman lapa yapıyorsun. Onlar lapa olarak piyasada da bulunuyor, bende de bulunuyor. İnsanlar internetten de bulabilir, her yerden bulabilir. Ama bana gelen insan, şu 5 sorunu olan insan özellikle öğrenmek için geliyor. Çünkü o kronik olan şeyler. Evet, bunlar gerçekten tıpta başa çıkılması neredeyse imkansız görülen bir sorumuz da burada var. Buyurun efendim. Merhabalar. Benim geçen yazdan kalma sırtımda güneş lekeleri var. Bu lekeleri tedavi eden bir yönteminiz var mı? Tedaviden sonra tekrar oluşur mu bu lekeler? Onları bir daha göremezsin. Tedavi olduktan sonra doktor beye gelirsiniz, gösterirsiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Ben peki, teşekkür ederim. O da öyle kaç seansta iyileşecek? Görmeden söyleyemem. Görmeden yanılırım. Ama. Tamam. Onu da yanıltırım, kendime tamam, de peki. Yanıltırım. Bir sorumuz daha var galiba, onu da alalım. Benim de 3 aylık torunum var. Doğum lekesi gibi kırmızı kırmızı alın kısmında. Onun bir tedavisi var mı yoksa ilerleyen zamanlarda kaybolabilir mi? Önceleri çocuk alma. Sonra doğum lekesinden olan hiçbir şey almam. Onu almam. Yani doğuştan olan lekeyi almam. Ona bir şey yapamam daha doğrusu. Zamanla kaybolur mu ilerleyen zamanlarda? Onu bilemem. Eğer, hiç görmeden söyleyemem. Tabii şimdi bir şey. Eğer damarsal bir şey değilse çocuklar bazen yeni doğduklarında kızarıklıklar, lekeler olur. Zamanla geçer ama doğumsalsa evet. Evet, damar lekesi ise hele o geçmez. Ama geçmez. Onun da bugün tedavileri var. Gerçekten lazerle çok iyi sonuçlar elde ediliyor. Onun için o da yapılabilir. Sorularımız bitmiyor. Bir soru daha var burada. Bir mikrofonu geçirelim. Tabii sizi bulunca şimdi herkes bir derdini açıyor. Evet, hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Benim birkaç yerimde dökülme oldu yeni. Ama ne olduğunu bilemiyorum. Doktora da gidemedim daha. Sarımsak sıkıntı, stres var. Tabii ki herkeste olduğu gibi. Birkaç yerinde yuvarlak yuvarlak açılmalar mı? Yuvarlak yuvarlak. Bir bu tarafında bir bu siz tarafında. Siz şey dersiniz. Saç kıran. Saç kıran. Evet. Ama sarımsak tıp alopesidir. Evet. Tıp alopesidir. Ben Türkçesini söylüyorum. Saç kıran. Onu görmedikten sonra alır yaparsınız. Kendiniz evde de giderirsiniz. O bir şey değil. Keşke herkes ne, öyle olsa. Ne kullanmam gerekecek hocam? O tabii, o belli onu bir programdan sonra şimdi söyleyecek size Leyla Hanım o zaman. Tamam, tamam mı? Teşekkür tamam, peki, ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi artık konuşmamız lazım. Sorularınızı programdan sonra alacağım. Yoksa herkesin soruları var. Evet, şimdi iş, ta kadim bilgiler, kuşaklardan beri gelen bilgiler geldi. Bugün bunları siz bir de teknolojiyle birleştirdiniz ve artık Sağlık Bakanlığı'ndan da onaylı bir şekilde bunlar yapılıyor. Söylediğiniz şeyler dışında, mesela siz söylediğiniz bir takım hastalıkları ama mesela sivilcelerde çok müthiş bir ilerleme olmuş. Nedir bizim hangi şeylerde bu konularda kullanabiliriz? Hangi dallarda kullanabiliriz saydıklarınızın dışında? Sivilcelere, sivilce olan yani akne seti diye bir seti vardır. O seti aldığı zaman zaten insan 3 tane alanı görmedim.
Onu kendi alsın, kullansın. Bana bir şey değil. Şimdi siz biraz evvel, ben size şunu anlatmaya çalışayım. Biraz evvel ellerimi çektiler. Evet. Ellerimi çektiler. Niye bu? Mesela her yere bir şey yaparsın ama... Ellere yapılamaz değil mi? Kadının yaşı elindedir evet, o ya. Evet. Yaşı elindedir. Yaşlanmayı durduran diye bir krem duydun mu? Duymadım. Ben duydum doğduğum yerde. Öyle mi? Ve tabii. Onu yaparlar, verirler de evlenen kızlara. Bunun, Karadeniz'de, Ordu'da. Tabii, nenem yapardı. Onun adı yaşlanmayı durdurandı. Sonra İstanbul'a geldim. 56'larda, 60'larda mucize dediler. Şimdi anti-aging olduk. Söylemesin ikisine söyleyemedim. Doğru, anti-aging diye şimdi herkes... Söyleyemedim bile. Herkes şey oldu. Peki, o zaman soracağım ama bu elleri nasıl yaptınız böyle? Ama zaten o bitkinin içindesin. O kremi... Kremin kendi bitkiden suyu vardır. Ben onları insana verdiğim zaman leke var mesela. Yüzünde, elinde hani böyle şeyde olur. Karaciğer lekesi dersin. Evet. Üstü evet, olur. Evet, kahverengi güneşte olur. Evet. En büyüğüne sür derim. 6 gün sonra bana getir sürdüğüm pamuğu derim. 6 gün sonra. Çünkü onun kendi kremi var. Toniği var. Tonikle temizliyorsun. Nasıl iğne vurur kınanlık önce altına. Temizliyoruz ondan sonra iğne. Onun altını temizliyorsun. Leke giderici kremi var. Leke giderici. Onu sürüyorsun. Her sürdüğünde leke alırsın. Her sürdüğünde leke alırsın. İnsanlar bunu duyduğu zaman ne diyor biliyor musun? Şimdiye kadar neredeydin diyor. Çıkıyorum oraya vuramadım. Ben o kadar varlıklı insan değilim ki. Her tarafta adım bir şey söylensin. Peki. Bu bayağı leke sanki pamuğa bulaşır gibi çıkıyor tabii, o şeyinden. Ama o bitkiyle çıkıyor. O bitkiden olan şey var, tonik var. Tonikle siliyorsun, üstüne de o leke kremini koy. Akşamleyin bir daha sil. Ertesi akşam bir daha sil. 6 gün sonra pamuğun bana getir diyorum. Peki efendim, gördüğünüz gibi gerçekten öğreneceğimiz çok şey var. Biz bir sürü kitaplar okuyoruz ama tabiat, dünya bilmediğimiz bir sürü bilgiyle kaplı. Hülya Leyla Çabuk, çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür efendim. Ederim. Ben şunu söyleyeyim, son söz size. Hani derler ya, aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Elinizi gördük, yüzünüzü gördük, yetti, yaşınızı duyduk. Yetti. Başka bir şey anlatmanıza gerek kalmadı. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ben teşekkür efendim, ederim. Gördüğünüz gibi gerçekten sağlık... Yaşam kendi içinde gizlerini taşıyor ve biz bunları her gün küçük küçük de olsa, kimi zaman tıp dünyasından, kimi zaman bitkilerin içinden, kimi zaman da başka yerlerden, enerjiden, şuradan buradan yaşamımızı küçük küçük çözmeye çalışıyoruz. Bugünlük de programımız burada bitiyor. Yarın sabah 360 ekranlarında buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.